İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar Türkçe dersindeyiz. 5. tema doğa ve evrene geldik artık. Bununla ilgili bu etkinliğimizi yapacağız. Kaybolan cennet. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Hazırlık çalışmaları 1. Nesli tükenen hayvanlar hakkında neler biliyorsunuz? 1 için şöyle yazdım ben. Önceden yaşayıp bundan sonra hiç yaşamayacağını biliyorum dedim. E, sonra ikinci soruda da hangi kuş türlerini tanıyorsunuz diyor. Kartal, Serçe, Şahin ve benzerilerini yazabilirsiniz. Metnin başlığını ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz diyor. Ben şöyle baktım kaybolan cennet diyor ve bir kuş resmi olunca kuşlar ve yaşam alanları diye tahmin ediyorum. Çünkü cennet diyor. Kaybolan cennet dediği için böyle bir şey dedim. Hemen öncelikle metni okuyalım ve etkinliklerini yapalım. Kaybolan cennet, yok olan güzelliklerden, nesli tükenen kuşlardan ve hayvanlardan bahsedeceğim bugün sizlere çocuklar dedi Bilge Dede. Ülkemizin her yerinde hayvan yaşama, e, hayvanların yaşamasına müsait, kuşların özellikle göçmen kuşların konaklamasına müsait, eşi benzeri olmayan yerler vardır. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar diye bir soru soruyor. Sonra Kuşlarla ilgili yıllar önce araştırma yapan yazar ve bilim adamlarımızdan biri de Salih Acar'dır. 1971 yılında yaptığı bir gezi ile ülkemiz ve bütün dünya için önemli olan bir yeri keşfetmiştir Salih Acar. Bununla ilgili devam ediyoruz. Salih Acar bakın şöyle anlatıyor gördüklerini. Küçük motorun içinde dört kişiydik. Ben, eşim, rehberimiz, bir de ihtiyar motorcu. Kapalı bir havada sığırcı köyü kıyısına hareket etmiş, Manyas Gölü'nün güneyine doğru yol alıyorduk. Domuzburnu e, önlerine geldiğimizde birden hava karardı. Aynı anda göl sularının bir okyanus gibi kabarmaya başladığını gördük. Küçük teknemiz fındık kabuğuna dönmüştü. Dalgaların üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa sallanıyordu. Söğütlükte e, ilerledikçe şaşkınlığımız artıyor. Sanki dünyanın bütün kuşları bizi karşılamaya gelmişti. Gökyüzü çeşitli balıkçılar, karabataklar ile bulut bulut olmuştu. Hepsinden önemlisi siyah gözleri üzerine ışık vurdukça rengarek parlayan ibişlere çeltik kargası diğer adıyla rastlamış olam olmamızdı. Çünkü eski Mısır'da mukaddes sayılan ibişleri ilk defa görüyor ve yuvalarının yerini keşfediyorduk diyor. Motorumuzun motorumuz sörültlüğün içinde sessizce ilerliyor. Arada sırada bir dala takılarak duruyordu. Biz de yuvalarından dikkatle çıkardığımız yavru balıkçıların ayaklarına Türkiye markasını takıyorduk. Sörültlüğün dibine gelip de adaya çıkınca kendimizi balta girmemiş bir orman içinde bulduk. İçlerine, içlere doğru ilerliyorduk. Bir ara alçakta kurulmuş bir balıkçı kuşu yuvası gördük. Oysa anneleri yanlarında olduğundan yuvalarını markalamak mümkün olmadı. Hiç olmazsa fotoğraflarını çekmemiz gerekiyordu. Makinemizi hazırladığım sırada ayaklarıma bir diyor. Bir şeyin süründüğünü hissettim. Meğer bir yılan yuvasına basmışım. Yılanlar ağacın dibine yuvalamış, ağacın dallarında ise balıkçı kuşa yuva kurmuştu. Belki de anne yılanları gördüğü için yavrularını kanadını altına almıştı. İşte Manyas Gölü'ndeki Kuş Cenneti Milli Parkı'ndan sonra şimdiye kadar hiç kimsenin haberdar olmadığı kaba dayısı kuş yuvalarını böyle keşfettik. Ülkemizde ülkemizin görülmeye değer cennet köşelerinden biriydi bu Kuş Cenneti Milli Parkı. Ya şimdi arkadaşlar ya şimdi şimdi inanılmaz bir şekilde yok olan, geliştirilemeyen, geliştirilemeyen, suları kirlenen ve azalan, kuşları kalmayan, adeta yok edilen bir yer haline geldi. Bu umursamazlık devam ederse insanlar kendi topraklarına sahip çıkamazlarsa her yer bozkıra dönecek. Unutmayalım ki biz dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık diyor Mehmet Dağı, Dağıstanlı'dan kısaltılmıştır. Evet yani çevreye duyarlı olma ile ilgili bir yazıydı bu zaten. Hemen etkinliklere geçtik. Yine önce tahmin var anlamı var. Siz bunu yine sözcük defterinize ne yapıyorsunuz yazıyorsunuz. Ben size sadece hızlı bir şekilde okuyayım. Siz de durdurup yazabilirsiniz. Ta nesil tahmin soy anlamı 30 yıl yaş kümelerini oluşturan insanlar cümlem ise nice nesiller yaşadı. Müsait uygun olma, anlamı elverişli uygun, cümlem müsait olunca ararım. Mukaddes kutsal olan, anlamı dini olarak saygı duyulan cümle kitabımız mukaddestir dedim ve devam ediyoruz tabii ki. Bir başka yine alem diye bir kelimemiz var. Alemin anlamı bakın A'nın üzerinde incelik mişareti var. Bu alem bayrak anlamında değil, dünya yer anlamında. Ye, e, anlamı yeryüzünde var olan yer, uzayda olan yer gibi anlamları var. Cümlem hayvanlar alemi sıkıntılıdır diyorum. Böyle bir cümle kullanıyorum. Bozkır kurak yer diyorum tahmin olarak. Anlam olarak da kurak olan seyirik bitkili yer anlamında. E, cümlem bozkırlarda at koşturdum diye cümle kullanıyorum, kuruyorum. Hemen sorulara geldik. Metnin birinci sorusuna göre cevaplayacağız. Metne baktığımız zaman Manyas e, Dede Bilge, Bilge Dede çocuklara nelerden bahsediyor? Manyas Gölü'nde yaptıkları geziyi anlatıyor. Evet. 2. Salih Acar ve ekibi hangi kuş yuvalarını keşfediyorlar? Balıkçı ve kaba dayısı kuşlarının yuvalarını keşfediyor. Salih Acar ve ekibi kuşları bulunca ne yapıyorlar? Kuşları bulunca fotoğraflarını çekiyorlar diyoruz. Ee, sonra dört olarak da insanlar topraklarına sahip çıkmazlarsa ne olur? Her yer kurak bozkırlar oluşur diyorum. Böyle olur diyoruz. Metnin konusu olarak da Manyas Gölü'nde yaşayan canlılar diyorum. Ana fikir olarak da çevremize zarar verirsek canlılar yok olur. Yani sadece diğer canlılar değil. Biz de yok oluruz demek istiyorum. Beşinci etkinliğe geldik. Beşinci etkinlikte diyor ki bu metinde geçen kelimeler var diyor. Bu kelimeler diyor anlama diyor daha iyi anlaşılmasını sağlamış mı diye soruyor. Biz de diyoruz ki evet daha iyi anlaşılıyor olmasını sağlamış. Top oynamayı seviyorum çünkü zevk alıyorum diyor. Burada diyor ki siz de aynı ona benzer bir cümle kurdunuz diyor. Burada çünkü kullanmış oldum. Bir de meğer'i kullandım. Meğer çok ders çalışırmış dedim. Anlamı daha kuvvetlendiriyor, daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Siz de tabii ki işteyi, belkiyi veya diğerlerini de siz kendi cümlenizde kullanabilirsiniz. Altıncı etkinlikte metinde geçen neden sonuç cümlesi yazınız diyor. Böyle devam ederse her yer çöl olur, bozkır olur, çöl olur, kötü olur anlamında ne yapıyorum? Neden sonuç cümlesi yazıyorum. Neden böyle devam ederse her yer çöl olur, Nedeni ne? Böyle devam ederse, böyle çevreyi kirletirsek, o doğayı yok edersek her yer çöl olacak, bozkır olacak. Buna göre haberiniz olsun. Yedinci etkinlik metindeki görseller dünyamızımız ve kuşlarla ilgili neler düşündürüyor? Kuşların yaşam alanları yok olursa bir gün gelir hep birlikte yok oluruz diyorum. Buradaki 8. etkinliğe baktığımız zaman resme bakıyoruz. Resimde dünyanın kirletildiğini görüyorum. Onun için çevre kirliliği. Sorun burada çevre kirliliği. Çözüm nedir? Yere çöp atmamak, israf etmemek, filtreli bacalar kullanmak gibi sıralayabiliriz. Daha da artırabiliriz. İsraf etmek burada çocuklar çok önemli. İsraf etmeyeceğiz ki tekrar onun yenisini yenisini bir daha kullanmak için doğayı kullanıyor insanlar. Oradan elde ediyorlar. Onun için israfa çok dikkat çekiyorum. Zaten yere çöp atmadığınızı biliyorum. Dokuzuncu etkinlik çevre kirliliğinin yol açtığı zararları sınıfça konuşunuz diyor. Bunu sınıfınızda konuşursunuz. Zaten ben de bu konuyla ilgili biraz bahsetmiş oldum. Evet, devam edelim. Onuncu etkinlikte iki nokta var. İki nokta işaretinin kullanım alanlarının örnekleriyle eşleştiriniz diyor. Hemen ben ne yapmışım? Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur deyince bu bölgede iki tür bitki, iki bitki türü daha çok görülür diyor. İki noktayı koymuş ve böğürtlen ve yaban mersimi diye yazmış. Ee, i̇ki de diyor ki karşılık konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözden sonra kullanılır. Bakın astronot cevap verdi. İki nokta konulmuş. Burası büyüleyici diye konuşmasını direkt ne yapmış göstermiş bize. 3 genel ağda diyor. Genel ağ adresine kullanılır. Bakın burada bir genel ağ adres verilmiş. HTTP 2 noktayı diye yazmış. Buradaki iki noktanın da kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bir de matematikte bölüm işareti olarak kullanılan da bu. Bunu da biliyorsunuzdur zaten. Ben de birer tane örnek yaptım buraya. Bir tanesi diyor mesela Nasrettin Hoca 2 nokta üst üste parayı veren düdüğü çalar dedi şeklinde ne yaptım? Böyle bir cümle kullandım. 2'de kuş türleri örnek vereceğim bakın. Kuş türleri 2 nokta karga kelaynak diye yazdım. Bölmeyi zaten biliyorsunuz. Bir de Milli Eğitim sitesini yazdık. http tr diye bunu da belirtmiş oldum. 2 noktayı siz de böyle dikkatlice kullanın. 11. etkinlikte diyor ki görselle ilgili soruları cevaplayınız diyor. Şimdi görselde bir e, piknik alanında yangın çıkıyor. Ve burada ne yapıyor? Çocuk hemen telefon açıyor. itfaiyeyi çağırıyor. İtfaiye de ne yapıyor? Orayı gelip söndürüyor. Hemen buradaki sorulara bir bakalım şöyle. Birinci soruda da değil, görseldeki çocuk yangını görünce ne yapmıştır? Hemen itfaiyeyi aramıştır. Evet doğru. İki görselde yangına karşı ne tür güvenlik tedbirleri almış? Oraya bir telefon konulmuş değil mi? Bir de telefon numarası da bırakılmış. Dikkat ediyorsanız bakın burada telefon kulübesi var, telefon numarası var. Yani Hemen orman yangını bildireceğimiz numaralar konulmuş, böyle bir tedbir alınmış diyorum. Görseldeki logoların anlamını yazınız diyor. Görselde bakın burada iki tane logo var. Biri bu güvenlik e, güvenle büyü Türkiye'nin kısaltması şeklinde yapılmış. Diğeri de CSGB e, de çevre Sos, e, çevre ve sosyal güvenlik bakanlığı şeklinde ne yapıyoruz yazıyoruz. Evet burayı da bitirmiş olduk. 12. etkinlik yine bildiğimiz etkinlik. Ne yapıyoruz? Yazı stilimize göre şiirimizi yazıyoruz. Bunu artık size bırakıyorum. İstediğiniz şekilde yazın. Eğer bir stiliniz yoksa normal düz olarak da yazabilirsiniz. Gelecek dersi hazırlık bu artık Şubat tatilinden sonraki zamanda yapacağımız konu. Doğal güzellikleriyle tanınan bir şehrimizi araştırırız diyor. Bunu da size bırakıyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.